Burada CHP Genel Merkezi'nin bu kutlamalarda bir tık, iki tık, üç tık, dört tık zayıf kaldığını belirterek evet. CHP'ye geçmek istiyorum. Tek gündemi var yani. Evet. Varsa yoksa kurultay. Onlar pek kutlamaya... Yani Atatürk desen delege mi diye sorabilirler. Yani. Şu an. Hangi delege? Hayır, hangi ilin delegesi? Hayır abi, kurucu. Şimdi hafta sonu CHP kurultayı geliyor adım adım. Geri sayım başladı. Siz de ikiniz de orada olacaksınız. Fatih de olacak herhalde. Tabii. Fatih de. Dev kadro İzmir'den Ankara'da olacak. Biz 1 TV olarak 2 gün boyunca canlı yayınlarla değerli yani yorumcu arkadaşlarımızın da desteğiyle tabii ki. Hı hı. Sık sık canlı yayınlar. Nabzı orada bize yansıtacaksınız. Canlı yayınlar yapacağız. Orada kulisleri olan biteni, çünkü çok Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça kıymetli sonuçların çıkacağına inandığımız, kritik daha doğrusu bir milat niteliğinde. Şimdi, cumartesi ve pazar değil mi kurultay? Evet, 4-5. Birinci gün genel başkan seçilecek, ikinci gün parti meclisi. Tamam, ikisi de çok önemli. Şimdi kesinlikle. Önce delegelere gelelim, yani genel başkan seçimine. Değişim mi yoksa güvenli bir liman mı? Ne diyecek delegeler? Evet. Şimdi değişim aslında ikisi de değişimciyiz diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da ben bu değişimi birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ilginç şeyler söyledi. Tam da beklediğimiz çerçevede şeyler söyledi. Çünkü ben aynı zamanda İzmir'de yoğun araştırmalar yapan bir şirketin de temsilcisiyim. Evet. Oradan da gördüğüm şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde açıklama yapmasının zorunlu olduğuydu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında kurultayı kazansa da bir savaş daha vermek zorunda. O savaş da seçmeniyle, onu destekleyenlerle bir köprüleri yeniden tamir etmek, duygusal köprüleri yeniden inşa etmek, onların yaşadığı hayal kırıklığı, öfke ve kopuşu sona erdirmek ve mümkünse tekrar yerel seçim sandığına onları motive etmek gibi bir derdi olmalıydı. Olmalı. Yani o savaşı da vermek zorunda. İki savaşı da kazanmak zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi biraz daha zor. Özgür Özel kazanırsa, Özgür Özel zaten değişim dediği için sonrasında o değişim enerjisini kısmen daha kolay iletecektir seçmenine veya takipçilerine. Ama Kemal... Geçen haftaya göre bu Özgür... Sen rakam mı istiyorsun? Oradan mı başlayalım konuşmaya? Yani geçen haftaya göre, şimdi dedin ya Özgür Özel kazanırsa. Şimdi geçen hafta da bu konuyu değindik. İbre böyle bir gıdım gıdım... Bir gelgitler oldu tabii hafta içerisinde. Yani çeşitli rakamlar dolaşıyor. İşte hep 800'e 500 diye konuşuluyor idi yakın zamana kadar. 800 oy Kılıçdaroğlu alır, işi ilk gün bitirir deniyordu. Şimdi Özgür Özel'in 600'ü geçmiş olabileceği değerlendiriliyor kimi yorumcular tarafından. İstanbul çok güçlü duruyor arkasında, görünen o ki. Bunlar tabii şimdi öyle bir şey var ki ben şuna benzetiyorum. Yani anketlerde bir kararsız kitle vardır. Seçim öncesi bir kararsızlık vardır. Koklar, havayı koklar. O kararsız kitle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an ziyadesiyle var. Yani daha doğrusu ışığı, tünelin ucundaki ışığı göremediği için karanlıkta kalan bir kitle var. Yani acaba hangisi alır? Çünkü bu sıradan bir kurultay değil. Bu kurultay... Yani yapacakları hamle kendi siyasi şimdi, geleceklerini belirleyecek diye düşünüyorlar. Bu kurultay çünkü. Tabii 6 ay sonraki yerel seçimde birçok delegenin kaderini tayin edecek. Orada meclis bir yerlere aday olan, meclis üyeliği en basiti yani. Meclis üyeliğini zaten yaparlar. Çünkü PM, belediye kurultay başkanı. Delegesiyseniz sizi böyle hemen birinci sıraya koyarlar. Çünkü CHP'de bir de olağanüstü kurultaylar silsilesi bizi bekliyor şeyden, seçimden sonra. Tüzükler. Her halükarda görülen o. Tüzük kurultayı, olağanüstü kurultaylar vesaire. Ama belediye başkan adayıysanız, genel başkanın kim olacağı ve sizin o noktada nerede durduğunuz çok önemli. O yüzden ben belediye başkan adayı olup da her iki adaya da sinyal çakan bir kitlenin olduğunu da görüyorum. Her iki adaya da. Oyunun rengi, şimdi bakıyorsunuz değişimciler kendi yani hanesine şöyle, yazmış. Tahterevalli'nin şöyle ortasında mı duruyorlar şimdi? Gibi. Böyle şurada. Yani, pıtı 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 bu tarafa, pıtı 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 bu tarafa gelecek. Değişimciler bir çetele tutuyor. 600, işte 1200 delege var. Doğal delegeler hariç. Evet. 130 da galiba milletvekilleri var falan filan. Yani doğal delegelerle beraber 1300-1400 civarında bir delege var.
Şimdi bu delegelerle ilgili Özgür Özel cephesi bir cephe çetele tutuyor. Kılıçdaroğlu cephesi tutuyor. Şimdi ben her ikisiyle de görüşüyorum gazeteci olarak. İşte kaçtınız diyorum. İşte biz diyor kafa kafaya yakaladık diyorlar mesela. An itibariyle, bugün itibariyle. Değişimciler söylüyor böyle. Değişimciler biz diyor Kılıçdaroğlu'nu yakaladık. Belki de 40-50 oy öne geçtik. Burada 701'e göre mi olacak mesela? Evet. 700'ün üstünü bulan maçı. Yani bir fazla. Evet, bir fazlası alacak. Genel başkan olacak. Sonra bir de bu grup bir gün sonra parti meclisi üyeleri listesinde muhtemelen çarşaf liste olacaktır. Orada kozlarını paylaşacaklar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ne soruyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin de en kötümser tahminciler bile 100 farktan söz ediyor. Halen 100 farkla Kemal Bey'in pozisyonunu koruduğunu ama 200 fark, 250 fark diyenler de var burada. Hani işin matematik kısmı burada. Bu böyle. Benim beklentimse doğrusu yani bu benim kişisel düşüncem. Bir bilgiye dayanmıyor. Daha çok hislerime göre söylüyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde farkla seçimi alacaktır diye düşünüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Değişim bir ihtiyaç mı? Evet. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir problem mi? Kesinlikle evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu değişimi sağlamalı mı? Ona da evet diyorum. Fakat buradaki değişimin koşullarını doğru okuduğumu düşünüyorum. Yani eğer Kemal Bey'le yarışan Ekrem İmamoğlu'nun bizzat kendisi olsaydı farklı tartışmasız olabilir. Belki Ekrem İmamoğlu 200-300 farkla seçimi alırdı. Ama buradaki yarışma Ekrem İmamoğlu'nun adayı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Üstelik zaten yani Kılıçdaroğlu'nun ekibinden birisi. Şimdi bakın, yıllarca Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibindeki evet sağ kolu, santraforu, yeri gelmiş sol kanat oyuncusu, grup başkan vekili, grup başkanı, Manisa milletvekili sürekli olarak onun Özgür Özel'i tercih etmiş Kılıçdaroğlu. Evet. Yani bu aslında en büyük sorunsallarından biri de o. Yani değişim, bu yapıyı eleştirelim tamam ama hep beraberdiniz. Siz bütün bu hataları, bütün bu noktaya beraber geldiniz. Aynı geminin içinde o kaptan, sen kaptan yardımcısı olarak bulunuyordun filan. O işin başka bir tartışma boyutu, onu tartışanlar da var. Ama daha da önemlisi Hanzade, emanetçi görüntü var. Yani Özgür Özel'in özgür ağırlığı tartışılıyor belli bir kesim tarafından da. Tam hani böyle şimdi benimsel eğer herhalde. Bir kurultay öncesinde Muharrem İnce'nin çıkmaya çalıştığı dönemlerde ve çıkamadığı imzalar vesaire olduğu dönemlerde Özgür Özel bir diş göstermiş, bir dirsek olsaydı, atmış olsaydı sürecin içerisine bir lider adayı olarak az ya da çok büyürdü. Mesela Muharrem İnce öyle değil. Muharrem İnce doğrudan il başkanlığından gelen lider pozisyonunu, kimliği, kişiliği, hüviyeti olan, özgür ağırlığı olan, delege nezdinde değilse de seçmen nezdinde olan biriydi. Bu Özgür Özel'de çok olamadı. Ya bu bizim yaptığımız İzmir araştırmalarında falan da karşımıza çıktı. Yani CHP'nin başına kim geçsin dediğimde CHP seçmeni Özgür Özel demiyor. Ekrem İmamoğlu diyor. Peki şeyi soracağım. Bu değişimci sayısının artması... Ha İzmir. İzmir'de veya değişik yerlerde neye bağlıyoruz? Bu tabii biraz önce söyledim. Yumurtalarını her iki sepete de dağıtmaya özen gösteren delegeler var. Burada aslında artıp artmadığı da belli değil. Mesela ben değişim grubundan kimi unsurlarla yaptığım görüşmede, değişimcilerle yaptığım görüşmede İzmir'de rakamın 19-20 seviyesine kadar çıktığını söylediler. Yani bu doğal delegeler, milletvekilleri de dahil bu rakama tabii. Hani işte Murat Bakan var, Deniz Yücel var, biliyorsunuz Gökçe Gökçen var, İthal milletvekilimiz. İzmir sandığında oy kullanacak. Ondan sonra işte Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çap'ın bir parça değişimci. Buca'dan Hacer Taş. Buca'dan Hacer Taş, eski il sekreteri, Deniz Yücel'in il sekreteri Hacer Taş. Bir de kurultay delegesi. Açıkladı. Evet, kurultay delegesi olduğu için anlamlı. Evet. Yoksa yani hayır, Ertürk Çapı'nı da saydım da o mesela kurultay yani, delegesi değil. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nı da açıkladı ama onu saymıyoruz. Biz şu anda belediye başkanı olarak bir Karşıyaka Belediye Başkanı. Karşıyaka Belediye Başkanı.